çöl milyonlarca yıldır hiç değişmedi. Yine de İncil'de yazıldığı gibi bir gün uyuşukluk dünyaya miras olarak kalacaktı. Yıl sonra. Bu bir tatbikat değildir. Tesisini düzenli bir şekilde terk etmeniz gerekmektedir. Lütfen en yakın çıkışa doğru ilerleyin. Gidelim, hadi gidelim. 10 acil çıkış bulunmaktadır. 5 kapı solda. Bundan emin misin Jorge? Emin olmasam çölün 32 kilometre içine girmezdim. Etrafına baksana. Hiç kimse yok. Buralarda tonlarca para var. Çeliğin yarım kilosu neredeyse 1 dolara satılıyor. Burada bizi bekleyen en az 3 ton çelik var. Burada kimsenin olmadığından emin misin? Bunu bu öğlen aptal bir yabancı partisi yapılmasına yardım ederken keşfettim. Burada kimse yok. Güven bana. Baksana. Mermi kovanları. Yarım kilosu 75 sent. Kovan mı? Peki ateş eden insanlar nerede? Ve neden ateş etmişler? Burası çöl. İnsanlar her şeyi ateş eder. Endişelenmeyi bırak. Zengin olacağız. Bu yerde para bulmak gibi bir şey. Şuna bak. Şaka yapıyor olmalısın. Oh.
Yok edici mi? Seni bitireceğim. Hazır mısın? Hazırım. Yanışını izle. Hayır. Kahramanım. Bana biraz şeker ver bebeğim. Ne haber Brian? Geç kaldın. Pekala, kendi partine geç kalamazsın kardeşim. Mümkün değil. Sadece o geldiğinde orada olduğumuzdan emin olmak istiyorum. Sonunda onunla tanışacağıma inanamıyorum. Biz tanışacağız demek istedin herhalde. Çünkü yarışı kazanamasaydım oraya gidemeyecektim bile. Motorunu tamir etmeseydim yarışı kazanamazdın. Ayrıca son atlayışın seni öldürebilirdi. İşte ben de o yüzden en iyi arkadaşım ve tamircimi yok edicinin elinden alacağım madalyayı görsün diye benimle sahneye çıkarıyorum. Bunu sensiz asla yapamazdın dostum. Hazır lafı açılmışken bebeğim nasıl? O atlayıştan sonra ihtiyacın olacağını düşündüğüm yeni amortisörü taktım. Güzel ahbap. Ve sana fazladan beygir gücü vermesi için egzoz sistemini değiştirdim. Bu kadar teknik ıvır zıvır yeter. Zafer partim bekliyor. İçki, çöl, motorlar, kadınlar, yok edici. Evet, bugün unutulmaz olacak. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel bir hanımı vahşi bir partiye nasıl götürmem? Bu çok büyük bir sorumsuzluk olurdu. Adını şeref listesinde gördüm Lisa. Çok güzel. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bazıları gibi başkanın listesinde olmamam çok kötü oldu. Hayır, o kadar abartma. Şeref listesine geçmek için o kadar uğraştım ve sen başkanın listesinde olmanın büyük bir şey olmadığını mı söylüyorsun bana? Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Hayır. Yani tabii ki büyük bir olay. Sana takılıyorum Brian. Benim de söylemeye çalıştığım şey seni tebrik etmekti. Çok sıkıcı. Okul muhabbeti yeter. Hadi eğlen.
Varisco kardeşler. Hayır, bu olamaz. Kas, direksiyonu tut Brian. Ne oluyor? Direksiyonu tut. Ya. Neler oluyor böyle? Sür. Ne? Affedersin. Ne yapıyor bu? Bu adam resmen deli. Biliyorum. Harika değil mi? Bu doğru benim sadık hayranlarım. Kazananınız geldi. Hadi parti başlasın. Çok şanslı bir pisliksin Lucas. Pislik kısmını duymamazlıktan geliyorum Tim. Lucas geçen hafta ikinizi de yendi. Az önce yine yendi. Yaptığın hileli motor olmasaydı asla başaramazdı. Yaptığım her modifikasyon yasaldı. Sadece son atlayıştan sonra yakalayamadım. Evet, sözlerine dikkat et ahmak. Guarisco'larla kimse böyle konuşamaz. Kimse. Hepimize bir iyilik yap ve o aletini kardeşinin kıçından çıkar Craig. Hey, o aletimi... Kapa çeneni. Görüşürüz ezikler. Benden kaçıyorsun Lucas. Partinin olduğu yer burası. Vay canına Lük. Evet, şuna bak. Hey, bunu denemelisin ahbap. Nedir o? Bu aile tarifi, içinde de limon var. Finlandiya içkin, bayılacaksın, tamam? Sen de ister misin? Hayır, teşekkürler. Tamam. İçkim. Sağlam değil mi? Tanrım. Tadı gaz yağı gibi kardeşim. Teşekkür ederim dostum. Hadi ama. Al bakalım. Güzel. Merhaba Liza. Merhaba. Git ve konuş şu kızla. Ha? Ha? Buraya gelene kadar kızla neredeyse tek kelime bile konuşmadım. Tamam, şoförün bay kişilik olduğunda ve aniden yerinden fırlayıp kamyonun arkasına geçip fiziksel beceri ve mantıksal eşitlik gösterdiğinde bu kolay olmuyor Lucas. Anlıyor musun? Bunu nasıl takip edebilirdim ki? Ayrıca partide eğlenmek için bana da ihtiyacın yok. Artık bu yalnız inek tiplemesine bir son vermelisin. Piliçler güven arar. Ne istediğini ve bunun için uğraşan adamları severler. Dünyayı yumurtalıklarından yakalayan, ona dönmesini söyleyen ve öksürten biri. Erkek mi yoksa bir fare mi olacaksın? Erkek. Güzel. Çünkü fare sadece peynir alır. Erkekler kadınları alır. Nasılsınız hanımlar? Bence benim yerimde oturuyoruz. Sakıncası yoksa bana bir içki getirebilir misin? Tabii ki. Hayır. Teşekkür ederim. Neden arkadaşıma gitmesini söyledin ki? Sadece yalnız kalmak için. Adın Lisa değil mi? Evet, Lisa. Ha? Evet. Pekala. Gerçekten de buraya bu iki ezikle mi geldin? Senin onlarla ne derdin var? Hayır. Bir derdim yok. Onlardan gerçekten nefret eden abi. Kavga edenden çok. Aşk adam. Sana ne dediğini anlıyor musun? Evet.
olmadı. Hayır. Hey! Tanrım. Aman tanrım. Bu harikaydı. Yapma. Pislik yapmaktan vazgeç. Bir şey yok. Arkamızdan temizlerler ve etraf daha da pislenecek. Bu da ne demek oluyor? Bilmiyorum ama sen çok çekicisin. Beni itiyorsun ama. Sen de beni çekiyorsun. Küçük kardeşim seni rahatsız mı ediyor? Evet. Pekala Craig. Neden iyi bir çocuk olup uzamıyorsun? Ben senin abin. Sadece bir yaş. Ve beni asla yenemezsin. Daima ikinci olmak zorundasın. Öyle mi yani? Pekala artık sözü başrol oyuncumuza verelim. Lucas! Lucas neredesin dostum? Hadi gel buraya çık. Neredesin? Herkes iyi vakit geçiriyor mu? İyi mi? Pekala her şeyden önce... Her birinize kazanmamı kutlamak için, bu hiçbir yerin ortasına geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmenin oldukça zor olduğunu da biliyorum ama boş verin. Seni seviyorum Lucas. Ben de seni seviyorum tatlı sıradan kız. Ama ciddiyim. Ben sadece sürdüğüm motorum kadar iyiyim ve motorum muhteşem ustam olmadan hiçbir şeye benzemez. Gel Brian, hadi sahneye çık. Brian? Nedir o? Tanrım! Biraz sinirlisin değil mi küçük Nancy? Terk edilmiş görünüyor. Sahibi nerede merak ettim. Ben de. Hey, pislik yapma Lucas. Şş, bu da ne? Ne? Yapma şunu. Sen ciddi misin? Filistin'de topraklarına işemek. Filistin. Ben hiç Philadelphia'ya ya da Filistin'e gitmedim dostum. Yanında içki var mı? Hayır. Ben daha hiç içemedim. Peki şimdi bu kimin hatası dostum? Bak tüm susamışlık ve aşk sorunlarının çözümü işte tam orada duruyor. Geliyorsun değil mi? Elbette. Peki. Ben sadece bilirsin. Senin atlayacağını düşünmüştüm. Çünkü eğer bunu yapsaydın Liza'ya ben çıkma teklif edecektim. Pislik. O kadar suratsız mı görünüyorum ben? Tam olarak ne dediğini bilmiyorum ama kesinlikle bunalmış görünüyorsun. Ben Lisa'ya göre değilim aslında. O çok hoş, güzel ve çok akıllı. Sen de zekisin. Her gün hayatımda hiç duymadığım kelimeleri kullanıyorsun ahba. Sen benim sadece binebildiğim makineleri tamir ediyorsun. Ben de onu diyorum işte. Ben destek sisteminden başka bir şey değilim. Herkes uçarken yan çizgilerde duran adamım sadece. Bu kendine güvensizliğin ya da var olma saçmalıklarının hiçbiri seni onunla beraber yapmaz. İnanamıyorum. Varoluş kelimesini biliyorsun ama Filistin'i bilmiyor musun? Beni zorluyor. Pekala, Filistinli. Ahbap bu da ne böyle? Hadi gidip şuna bakalım dostum. Aşağı mı? Evet evet evet. Bence inmeyelim, kaybolabiliriz ya da başımıza bir şey... O kadar ödlek olma. Dostum. Vay canına. Burası harika. Ahbap. Chicane Sanayi. Ben bu adı nerede duymuştum? Her yerde. Partinin, yarışın sponsoru. Tanrı aşkına tişörtünde bile var. Ah, şuna bak. Chicane her şeyi yapıyor. Cep telefonlarının dokunmatik ekranından kaskların içindeki koruma plastiğine kadar. Burada bir kask fabrikası görmek sanki biraz tuhaf gibi. Ne dersin? Burada olanın bu olduğunu sanmıyorum. Onlar Birleşik Devletler'in en büyük yüklenicilerinden biri. Vay canına. Yani bu bir tür gizli bomba fabrikası. Şimdiden bir tanesi çıkmış gibi görünüyor. Bilemiyorum. Bence geri dönmeliyiz Lucas. Bu kadar korkma. Gel.
Bu çok güzel. Bu özel bir mülk. Hadi ama dostum. İçeride güvenlik ya da koruma sistemi veya bu bir tuzağı ya da... Bulduğumuzda bizi hedefe oturtacak gizli hükümet sırları bile olabilir Lucas. Siyah helikopterler gelip bizi alıp hapse tıkabilir. Ah, lanet olsun. Ben ne dedim dostum? Hadi gel, bu harika. Ahbap. Bu koku da ne? Kimin umrunda? Bu tıpkı yok edicinin baronla dövüştüğü 3. bölümdeki gibi. O 4. bölümdü. Evet, bu harikadan da daha iyi ahbap. Bu harika mı? Bu inanılmaz ürkütücü. Sakın bunu hafife alma. Her zaman böyle bir şey yapmak istemiştin ve şimdi bu şansı yakaladın. İnanmıyorum. Ne? Bana başka içkin olmadığını söylemiştin. Ben sadece seni partiye döndürmeye çalışıyordum dostum. Bak, bir tane daha bulacağım ama şu anda keşif yapıp eğlenelim. Hadi çabuk. Burada ne yaptıklarını merak ediyorum. Ah, o da ne? Kan mı? Hayır, kan değil dostum. Sadece iğrenç bir şey. Bence buradan hemen çıkmalıyız. Partiye dönelim hadi. Pekala, partiye karşı duyduğun heyecanı görmek güzel ama orada ne olduğunu gerçekten bilmek istiyorum. Bu şirket ordu için çılgınca şeyler üretiyor, değil mi? Tamam. O zaman belki çok gizli ve önemli bir şey buluruz. Evet, çünkü milyar dolarlık büyük şirketler tesislerini böylece bırakıp giderler. Herkes gelip görüp saçmalıklarını alsınlar diye. Tamam ama burada ne bulacağımızı asla bilemeyiz, değil mi? Hadi gidelim. Ninja stili. Evet. İşte böyle. Lucas. Brian. Neredesiniz? Bu çok tuhaf. Lucas! Brian! Tanrım, korkudan ödüm patladı. Bu güzel bebeğim. Eğer korkarsan bana sarılabilirsin. Ay. Sen beni takip falan mı ediyorsun? Takip mi? Tanrım hayır. İyi olduğundan emin olmak istedim. Senin gibi güzel bir kız çölde yalnız başına dolaşmamalı. Senin gibi tuhaf biriyle olacağıma yalnızken daha iyiyim. Aa, hadi ama. Zor pilici oynamanın hiçbir gereği yok. Burada etkileyeceğin kimse yok. Sadece arzularına teslim olmalısın. Peki. Evet. Lanet olası. Bunu neden yaptın ki? Sadece arzularıma uyup tesislerini tekmeledim. Pislik. Evet. Birileri parti yapmış. En iyisi herkesi buraya getirelim dostum. Brian. Tabii, partiye devam edelim. Harika fikir. En iyisi geri dönüp hemen herkese söyleyelim. Bir dakika bekle Nancy. Bana Nancy demeyi bırakacak mısın? Mutfak. İçki. Evet dostum. Ahbap, burada kesinlikle içki vardır. İçki yok dostum. Kötü şans. Hala soğuk. Sence de terk edilmiş tesisteki buzdolabının hala çalışıyor olması tuhaf değil mi? Senin tuhaf dediğin şeye ben ilginç diyorum. Hadi gidelim. Lucas.
Lucas! Yüzünü gerçekten görmeliydin. Şuna bakmalısın. Bilmiyorum dostum. İğrenç. Zehir. Kapıda 9. parti yazıyordu dostum. Sence bu ne anlama geliyor? Bak ben dedektif değilim ama bunun 9. parti ya da her ne yapıyorlarsa olduğunu sanıyorum. Bak her şeyin cevabını bilmiyorum. Sormayı bırak. Senin zeki olan olman gerekiyordu. Bu da ne? Ne yani şimdi senin bilmediğin bir şeyi bana mı soruyorsun? Güvenlik kamerası mı? Emin değilim. Bu daha çok... Bu da neydi? Hadi gidip bir bakalım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Yapma Nancy. Bana sarılan sensin, farkında mısın? Her neyse. Hadi gidelim. Bu berbat bir fikir. Hadi. Merhaba, orada biri var mı? Sen kafa mı buluyorsun? Ya bir seri katilse? O zaman biz de filmlerdeki diğer kurbanlar gibi doğranırız. Takip ediyoruz işte. Niye senin o küçük hikayendeki kızlar gibi oluyoruz? Ne? Sadece biraz daha ileri. Lütfen, lütfen çıkalım artık buradan. Evet, tamam, peki. Belki bir kıza ona karşı olan hislerini söylemek motorla atlamak kadar zordur ama o kadar tehlikeli değildir. Kapat kapat. Tamam tamam. Sakin ol. Dostum. Dostum. Orada neydi? Hadi gel bu tarafa. Burada öleceğiz dostum. Öleceğiz. Şş, sakin ol. Sakin mi olayım? O şey resmen ödümü patlattı. Sen ciddi misin? Devasa bir karınca gerçekten ödümü kopar. Şaka yapılacak zaman değil Bray. Karıncalardan nefret ederim. Nefret ederim. Sence bir pandadan sadece büyük olduğu için... Açsana. Çek elini. Lisa mı? Niye seni arıyor ki? Lisa. Lucas. Neredesiniz siz? Her yerde sizi arıyorum. Neredesiniz? Dinle. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Ne? Bekle. Sen neden fısıldıyorsun? Lanet bir bina bulduk. Bu yine de neden fısıldadığını açıklamıyor ama. Bu devasa karınca yüzünden sıkıştık. Benimle dalga mı geçiyorsunuz çocuklar? Çünkü son birkaç saattir yeterince gerizekalıyla muhatap oldum. Dinle, yardıma ihtiyacımız var. Devasa bir karınca tarafından sıkıştırıldık. Ne tarafından sıkıştırıldık? Lanet devasa bir karınca! Çok fazla bağırma. Ben uçurumun kenarındayım ve şu an... Uçurumda mısın? Aşağı bak. Orada bir tünel göreceksin. Tünele gir, büyük bir yere ulaşacaksın. Ön kapıdan gir, tamam mı? Alo. Ön kapıya git. Alo. Lisa. Hap gitti. Kahretsin. Bir de sen ara. Arayamam Lucas. Numarası bende yok. O zaman ne yapacağız? Bir silah bulacağız. Ne olursa. Doğru.
Onunla ne yapmayı düşünüyorsun? Öldürene kadar ezecek misin? Peki sen onunla ne yapacaksın? Kahvaltı mı hazırlayacaksın? Hadi gidelim. Jurassic Park saçmalığından fırlamış gibi. Yani kesinlikle Jurassic Park gibiydi. Bununla başa çıkamam dostum. Neden karınca olmak zorunda? Bu çok stresli. Gerçekten çok stresli. Hayır, hayır, hayır. Biz mi başardık? Yardım ettim. Boş eşki tenekesini attım. Böylece Lisa onu yakaladı. Rica ederim Lisa. Evet tabii, teşekkür ederim Lucas. Teşekkürler Lisa. Bu inanılmazdı. Sağ ol, rica ederim Brian. Sen iyi misin? Fiziksel olarak sanırım iyiyim. Ruhsal olarak açıkçası bilmiyorum. Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi lütfen? Evet, devasa bir karıncanın kıçını parçaladım. Tamam, güzel. Kraken içkime uyuşturucu falan attığını düşünmeye başlamıştım. Ne kadar ayıltıcı bir deneyim. Hey çocuklar, muhtemelen buradan çıkmalıyız. Daha önce hiç bu ifadeyi düşünmemiştim ama önceden sarhoş gibiydim. Ve bu gerçekten de ayıltıcı bir deneyimdi çocuklar. Lucas, buradan çıkmalıyız. Hemen. Evet, katılıyorum. Bir düşünsene, karıncalar genellikle koloni halinde yaşarlar. Bir karıncayı yaraladım ve bu da etraftaki karıncalara bir saldırı olduğuna dair bir alarm gönderdi. Bu da uzaktaki karıncaların gelmesine neden olacak. Sen bunu nereden biliyorsun? Aman tanrım. Ne? Lisa'nın güzel olduğu için zeki olamayacağını mı düşünüyorsun? Pekala, sana bir haberim var. Lisa güzel bir yüzden çok daha fazlası. Bir beyni ve kişiliği var. Ve belli ki çok da cesur. Brian, söylediğin güzel sözler için teşekkür ederim ama... Karıncalara karşı güvenlik uyarısı. Tamam. Ama hala zekisin ve... Aman tanrım, kaçın! Kaçın, kaçın! Kaçın, koşun! Gidelim, gidelim, hadi, hadi! Nereye hadi. Gideceğiz? Ne? Buraya gidelim, hadi! Hadi! Kapat!
da neydi? Sence gittiler mi? Bilmiyorum. Gidip kontrol etmek ister misin? Sanmıyorum. Sen iyi misin acaba? Evet, ben iyiyim, tamam. Harika, güzel. Şebeke yok. Benimkinde de yok. Birileriyle iletişime geçmenin bir yolu olmalı. Merhaba. Merhaba. Muhteşem. Karıncalara bak Cindy. Çok çalışkanlar. Vay canına. Ve hepsi de kraliçeleri için çalışıyorlar. Ne kadar cesurca. Bu video 50'lerde yapılmış gibi görünüyor. Bu tesis kaç yıllık ki? Bu doğru Bilivet Cindy. Bu karıncaların her türlü tapılacak özellikleri var. Ama organizasyonları ve yetenekleri korkunç bir hale geldi. Sonunda bir at büyüklüğüne ulaştılar. Eğilip siper almak pek çok kere işe yaradı ama bu defa değil. Eğer bir istilaya maruz kalırsanız hayatta kalmanız için bu yaratıkların doğal içgüdülerini anlamak çok önemli. Size eğilip siper almak yerine koşup kaçmanızı öneriyoruz. At olmayın sen. Ah, bu harika nişan alma oyunu. Bu oyunlara bayılıyorum. Kumanda nerede? Kahretsin, bu oynamaya bayıldığın eski oyunlar gibi. Bunun bir oyun olduğunu sanmıyorum. Ne? Evet, aferin. Harika dostum. Çok iyiydi. Bu videonun ne zaman bulunacağını bilmiyorum. Umarım çok uzun sürmez çünkü her gün yüzlerce yeni yumurta yapıyorlar. Bu adam da kim böyle? Tekrar oyunu aç hadi. Ben Onlar projesinden Dr. Reinhardt. 1951'de orijinal salgından sonra test ve deneyler için nesneleri topladık. Göktaşından alınan orijinal yaratık DNA'sını karınca ve örümcek DNA'sıyla birleştirmeyi başardık. Bu sayede tüm insanlığa hizmet edecek ticari uygulamalar başlatabilecektik. Ama bugün bir güvenlik ihlali meydana geldi. 9. parti. Grubun en zekileri bezlenme programını çözdü ve bir pusu kurdu. Özel güvenlik güçlerimiz etkisiz kaldı ve düzinelerce adamımız kayıp ve artık ölü olarak farz ediliyorlar. O grup beslendi ve yeni bir koloni kurmaya çalışacak. Serin ve karanlık olan bir yerdiler ve böylece kraliçe orada yumurtlayabilecek. Neyse ki DNA'larını alabildim. Böylece denekler yumurtalarını döllemek için gereken protein yapı taşları olan monomerleri oluşturmak için öncü bileşikleri, kimyasal enerjiyi ve katalitik enzimleri yakmak için etonele ihtiyaç duyacaklar. Bence büyük kelimeler kullanıyor. Ne dedi şimdi bu? Bebek yapmak için etanole ihtiyaçları olduğunu söyledi. Neyse ki etanolün zor bulunduğu bir çöldeyiz. Ne arıyorsunuz? Bunun için Tanrı'ya şükür. Duymadın mı? Bebek yapmak için etanole ihtiyaçları var. Salak. Zamanımı boşa harcamasam iyi olacak. Vay canına! Yaratık DNA'sı, göktaşları, deneyler, örümcekler, dev karıncalar. Bu gerçekten muhteşem! Yani bu inanılmaz ürkütücü ama gerçekten harika olduğunu söylemeliyim. Hayır çocuklar! Çocuklar! Ne? Etanol. Yani? Siz etanolün ne olduğunu bilmiyor musunuz çocuklar? Onları uyarmalıyız. Tabii birini arayabilirsek. Bu buradan çıkmak anlamına geliyor. Dışarıda bizi bekliyor olabilirler dostum. Eğer Lisa haklıysa içki bulmak için dışarı gitmiş olmalılar. Başka seçenek ne var ki? Gitmek zorundayız. Evet. Güzel. Ama ölürsem seni asla affetmeyeceğim. Anlaştık. Hayır.
Bu da ne? Tatlım, harikasın. Sincap dostum, ben çok sakinim. Sana verecek cevizim yok. Ahbap, sen sincap değilsin. Karıncasın. Hadi, hızlı! Hızlı, hızlı, hızlı! Tanrı aşkına. Sizce kurtulan olmuş mudur? Öyle gibi görünmüyor. En iyisi gidelim buradan. Birilerini uyarmalıyız. Kimi mesela? Bilmiyorum. Orduyu, donanmayı, süvarileri, imha edici ekipleri, ahbap. Hadi. Hadi çabuk. Tutun. Ne? Asla başaramazsın. Bunu neden yaptın? Deli misin sen? Bizi öldürmene engel olmaya çalışıyordum, tamam mı? Şu uçuruma bir baksana. Asla başaramazdım. Aha, ama Lucas yapabilir değil mi? Ne? Hayır. Buradan oraya atlayamaz. Bunu kimse yapamaz. Hatta yok ediciniz bile. Lucas en azından deneyebilir. Evet, deneyebileceğini biliyorum. İşte bu yüzden tam bir aptal. Artık gidebilir miyiz bak, lütfen? Bak bekle. Sabah kamyondan atlarken ona nasıl baktığını gördüm. Aptallığına bakıyormuşum gibi mi? Bran, gerçekten bunu şimdi yapmalı mıyız? Bak, tamam. Korkunç bir durumda olduğumuzu biliyorum ama... bu umursamazca bir şey yapman gerektiği anlamına gelmiyor. Sen bundan daha zekisin. İşte bu yüzden senden hoşlanıyorum. Benden... hoşlanıyor musun? Aman tanrım, erkekler bazen çok aptal olabiliyor. Evet, elbette hoşlanıyorum. Yani başka neden bir avuç ayyaş ekstrem spor tutkunuyla lanet bir çölün ortasına gelmeyi kabul edeyim ki? Ama
Ben Lucas'tan hoşlandığını sanıyordum. Tamam Brian. Bak sevdiğini biliyorum ama lütfen yapma. O bir ahmak. Yani benim ne tür bir kız olduğumu sanıyorsun ki? Bence sen dünyanın en iyi kızısın. Hayır. 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 Hey! Ne oldu? Onu aldı. Aldı onu. Tamam bir şey olmayacak. Sürebilir misin? Hayır çalışmayacağım. Tamam atla. Süvarileri bulmalıyız tamam mı? Kaybedecek zaman yok. Hayır ben onu bırakmayacağım. Brian Lisa'yı kendi başımıza kurtaramayız. Aptal olma. Asıl ona yardım etmemek aptallık. Hala yaşıyor onu öldürmedi. Unut bunu dostum biz sadece iki aptalız. Hayır risk alan kişi sen olmalıydın. Ya git o süvarileri getir ya da erkek olup benimle gel. Şimdi bu tarafta ne var söyle. Yıldız mağaraları. Yıldız mağaraları. Serin ve karanlık bir yer. Dev karınca kolonisi için harika bir yer değil mi? Hadi gidelim. Peki oraya gittiğinde ne yapacaksın? Bilmiyorum bir şey düşüneceğim. Dostum biz yok edici değiliz. Hayır değiliz. Yok ediciden daha zekiyiz ve işte bu yüzden onu kurtaracağız. Kahretsin dostum. Sanırım ölmenin daha kötü yolları da var. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Eğer cennet içki ve kadınla dolu değilse emin ol seni öldüreceğim. Burada. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Scarlett Johansson'ın içeride olduğunu hayal et. Ama o deli bir karadul ahbap. Kendi kendini idame ettirebilir. Tamam. Peki ya çılgın Hulk olsaydın ve tamam. İçeri girip Avenger tarzında kurtaracak olsaydık? Evet. Vay canına. Bu harika. Ben Hulk'ım değil mi? Evet öylesin. Sen inanılmaz Hulk'sın. Evet. Vay canına. Şimdi ne var? Bilmiyorum. Sanki Moria madenleri gibi. Bu taraftan. Emin misin? Evet. O yarasa mıydı? Muhtemelen kuştu. Çok tuhaf. Jurassic Park'tan yaratıklara geçtik ahbap. Hayatın bir film olacaksa neden o film derin boğaz olmasın? Uygunsuz bir şaka. Bu kadar ödlek biri nasıl uygunsuz olabilir kardeşim? Görünüşe göre yumurtadan çıkan bebekleri beslemek için insanları canlı yutuyorlar. Neden parlıyorlar ki? Orada! İyi olacaksın Lisa. Lütfen. Uyan! Geliyorlar. Gitmeliyiz.
Sen şu videodaki adamsın. Doğru, Doktor Strangelove, Brown falan gibi bir şey. Ben Doktor John Renard'ım, evet. Ayrıca kariyer seçimimi yeniden düşünme aşamasındayım. Annemin lokantasında bir açılış var. Çabuk olun, zaman yok. Hayır, onu bırakmayacağım. Özel aletler olmadan onları asla açamazsın. Şimdi gelin. Bana yardım et. Dostum, gitmek zorundayız. Seçeneğimiz yok. Yoksa öleceğiz ve kimse kurtulamayacak. Hemen. Senin için döneceğim. Söz veriyorum. Nöbet silahları konusunda dikkatli olmalıyız. Bıraktığım videoyu izlediğinizi varsayıyorum. Bu nöbet silahlarının aktif olduğu anlamına geliyor. Evet, doğru, şu Brian'ın oynadığı oyun. Evet, onları kullandık. İlk 8 partiyi yok etmek için. Ama 9. partiye ulaşana kadar bitti. Bu iyi. Endişelenmemiz gereken 9. partidekiler. Kritik düşünme tarzları yakında kendi rütbelerini oluşturacaklarını gösteriyor. Ama binanın her yerinde otomatik nöbet silahları var. Görüş alanına girecek olursak hayatlarımız büyük tehlikede. Bu silahlarının olduğu yerin haritası. 5 kalibrelik mermiler tarafından delik deşik edilmemek için bu haritaya ihtiyacınız olacak. Harika. Yani dev karıncalara ilaveten bir de uğraşmamız gereken robot silahlar olduğunu söylüyorsun. Bugün giderek daha da güzelleşiyor. YouTube klibinde bazı özel silahlardan söz etmiştin. Evet. Karıncaların kabuklarına nüfuz edebilecek bazı kişisel deneysel silahlarımız var. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok dayanıklılar. Evet, fark ettik. Başka bilimsel modifikasyonunuz var mı? Pek sayılmaz. Karıncalar inanılmaz dayanıklı yaratıklar. Tüm yaptığımız onlara yaratık DNA'sı eklemek ve ebatlarını büyütmek. Hepsi bu mu? Peki neredeler şu deneysel silahlar? Bradley tesisinde. Nefesimi toplamak için bir dakikaya ihtiyacım var. Bunun için vaktimiz yok. Aslında biraz vaktimiz var. Karıncalar şimdiye kadar yakaladıkları insanları, yavruları beslemek için geri getiriyorlar. Etanolü nereden bulduklarını bilmiyorum ama artık yumurtalar döllendi. Çatlayacak ve beslenecekler. Koloni büyüyecek ve yakında en yakın ağ kaynağına doğru ilerleyecekler. Kasabaya. Ne kadar sürer? En az 30 dakika. Onları vurabileceğimiz bir şeyiniz yok mu? Arıza güvenliği falan? Evlat, onlar robot değiller. O zaman onları nasıl savaş anında kontrol edeceksiniz? Savaş mı? Onlar projesi silah yaratmakla ilgili değil ki. Peki neden çılgın dev karıncalar yarattınız? Savunma içindi. Örümcek ağına giren bir yaban sineğinin Mach 1'e göre göreceli büyüklükte uçan F-16'nın eş değeri olduğunu biliyor muydunuz peki? Standart bir Kevlar buna oranla çok güçsüz. Hayat kurtarma niyetiyle yaratık karınca DNA'sını tarantula DNA'sıyla birleştirdik. Durun bir dakika, bu ne kadar zamandır devam ediyor? Lizard Blade kasabasına göktaşı düştüğünden bu yana 1950'lerden beri. Vay canına. Gerçekten de Lizard Breath adında bir kasaba mı var? Bradley tesisine gitmelisiniz. Gençsiniz. Zamanında yetişebilirsiniz. Silahları alabilirsek belki o partiyi bitirebiliriz. Ama 10. partiyi, 10. parti mükemmel olacak. 10 mu? Bugün olanlardan hiçbir ders almadın mı? Gerçekten de görev adamısın, bunu biliyor musun? Yeni teknolojiler icat edilirken hatalar olur. Ancak kaybedilen insan bedeli kurtarılanlar tarafından karşılanır. Tüm bunları yavru karınca yemi olacak arkadaşımıza da söyle. Yeter. Lisa'yı kurtarmalıyız. Şu şeyin büyüklüğüne bak. Çeneyine koş. O taraftan değil. Nöbet silahları tarafından delik deşik ediliriz bu taraftan.
Ben karınca falan görmüyorum. Ben de öyle. Prototiplerin arkada olduğunu söyledi. Hadi gidelim. Bekle bekle. Ninja stili. Evet. O tarafta. Bekle. Dur. Baksana. Adamın yerlerini söylediğini sanıyor. Anlayamıyorum. Burada bir tane olduğunu söylemedi. Ben anlıyorum. O silahlara ulaşmaya çalışırken ölmemizi istedi. Adam o karıncaları insan neslinden daha çok seviyor Bray. Bekle bir saniye. Belki prototip silah falan yoktur. En azından kontrol edelim. Sadece 20 dakika kaldı. Peki o zaman o şeyi nasıl geçebileceğiz? Ne yapıyorsun? Brian. Sıkışmış. Nereden biliyorsun? Acele etmeliyiz. Kahretsin. Ah kahretsin. Silahlar nerede? Nereden bilebilirim? Aramaya başla. Boş. Bakmaya devam et. Burada hiçbir şey yok dostum. Sakın pes etme. Bu aptalca bir fikir. Hepsi de boş. Bak, bir tane daha var. Dostum şuna bak, içki var. Şimdi olmaz. Tanrım, tamam. Belki silahlar oradadır ha? Orada olmalı. Burada hiçbir şey yok. Bak, sen yapabileceğin her şeyi yaptın ama asla o karıncaya geçip oraya ulaşamayacağız. Şimdi pes edersek sadece onlar değil, bütün kasaba karınca yemine dönüşecek. Eğer görevli birini uyarabilirsek bu olmaz. Bunun nereye gideceğini tam olarak bileceksin. Yaşayan ölülerin dönüşünü hatırlıyor musun? Afeti durdurmak için nükleer kullanacaklar. O karıncayı geçmeyi denemeliyiz. Bilemiyorum Brian. Yok edicinin dediğini hatırlıyor musun? Kendine inan, yoksa kimse sana inanmayacaktır. Tamam. Hadi yapalım. Ama eğer şimdi öleceksem bunu karnımda içkiyle yapmak isterim ahbap, tamam mı? Tamam ama kafaya dikmeliyiz. Ben de buradayım. Bütün gün beklediğim içkiyi içmek gerçekten iyi olurdu. Aa, doğru. İşte... Aptalım ben. Brian. 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 Lucas. Silahları buldum. Sistem aktive edildi. Bir tür akıllı silah olmalı. Bu büyük şans. Silah kullanmayı biliyorsun değil mi? Pek çok makineyi bilirim ama silahlar farklı. Hedef ve ateşten fazlasını bilmiyorum. Otomatik mod açık. Kuruldu ve nişan almaya hazır. Kulağa harika geliyor dostum. Ben de istiyorum. Sistem aktif hale geldi. Dostum, neden benimki erkek? Tamam, değişebiliriz. Merhaba bebeğim. Benim adım Lucas ve senin baban olacağım. O da ne? Plazma cıvata kesicisi. Bu direkt olarak kozaların içini kesecek. Şuna bir bak. Yok edici olsa ağlardı buna. Kesinlikle. Küçük dostuma merhaba de. Thank you.
harcandı. Dur, ateş etme. Beni hedef alma, ne yapıyorsun? Ne? Silahına dikkat et diyorum. Her neyse dostum, biz gerçekten çok iyiyiz. Bu düşündüğümden daha ağır. Yumurtalıklarımı acıtıyor. Sadece 10 dakikamız kaldı. Bunu asla başaramayacağız. İhtiyacımız olduğunda o film büyüsü saçmalığı nerede bilirsin. Yok edici olan. Peki. Bunun altında ne var? Tanrım. İki tane mi? Bu bir saniye, plan neydi? Aman Tanrım. Benim için geri döndü. Elbette döndüm. Sana döneceğimi söylemiştim. Paylaştığınız bu küçük anı bölmekten nefret ediyorum ama... Evet. Hadi yapalım şunu. Yine de bunun kötü bir takas olduğunu söylemeliyim ahbap. Hatta kötü bir plan. İyi şanslar. Bekle, ne yapıyorsun? Çıkış diğer tarafta. Onları durdurmazsak çıkış falan olmayacak. Bana güveniyor musun? Evet. Güzel. Beni takip et. Tamam. Hey çirkin! Bu doğru. Seninle konuşuyorum. Ben yok edeceğim. Mühimmatlerle sevişti. Doldurmaya hazır ol. Bu da ne? Boş olduğunu söylememiştin. Verdiğin sözlü komutu anlamıyorum. Mermileri ateşle. Öldür onu. Verdiğin sözlü komutu anlamıyorum. Sana ateş et diyorum. Verdiğin sözlü komutu anlamıyorum. Kapanıyorum. Koş! İşe koyulalım. Bekle, neden duruyorsun? Yaklaşıyorlar, artık gitsene hadi. Yaşamalarına izin veremeyiz. Bir fikrim var. Ve bu işe yarayabilir. Peki ya işe yaramazsa? O zaman sana hissettiklerimi söylediğim için mutlu olurum. Aman Tanrım, ne yapıyorsun? Sıkı tutun!
Vay canına. Bunun işe yarayacağını nereden bildin? Ben bilmiyordum. Şans cesurların yanındadır. Emek olmadan yemek olmaz. Başardık. Dostum, büyük annemle ilgili en iyi rüyayı görüyordum. Tek boynuzu bir at gibiydi dostum. Hadi gidelim. Bu taraftan. Tamam dostum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler dostum. Tamam. Bekle. Ne? Sırtındaki ona ihtiyacım var. Evet. Hayır dostum, anlamıyorum. Ne? Ona ne? İhtiyacım var. Tadının gaz yağı gibi olduğunu söylediğini söylüyorum. Öyle. O yüzden ihtiyacım var. Tamam. Adamım, kibar olacağına söz ver. Söz veriyorum. Bu taraftan. Teşekkür ederim Ahbap. Serbestçe uçun millet. Evet, sayonara. Sen ciddi misin? Bu kadar yeter. Tim, buraya senin için mi döndüm? Lütfen Lucas, beni bu cehennemden çıkarmalısın. Neden? Sen bir pisliksin Ahbap. Sana söylüyorum Lucas, bana yardım etmelisin. Öyle mi? Bundan emin misin? Atlamalısın Brian. Hayır ben... Bunu yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Bunu yapabilirim.
İyi misin sen? Evet, sanırım. Evet, doğru. Biz kazandık. Çünkü sen çirkin ve aptalsın. Ve biz senden daha zekiyiz. Evet, doğru, sen çirkinsin. Frank. Biz senden daha akıllıyız. Frank. Frank. Hadi gidelim. Evet. Sorun ne? Bilmiyorum. Geri geri mi gidiyoruz biz? Geri gidiyoruz. Hedefi göster. Verdiğin sözü komuta anlamıyorum. Lanet olsun, neyin var senin? Verdiğin sözü komuta anlamıyorum. Ateş et. Mermiyi ateşle. Ver şunu bana. Verdiğin sözü komuta anlamıyorum. Sen sür. Beni dinle pislik. Burada tek bir kraliçe var. O da ne sensin ne de kraliçe karınca, tamam mı? Kuruldu ve nişan almaya hazır. Hedef al, nişan ve ateş. Ateş etmeye hazırım. Al bunu. Lisa. Sen iyi misin? Evet. Bana biraz şeker ver bebeğim. Söz veriyorum, herkese yarıştaki yeni yarışçının sen olduğunu söyleyeceğim. Ve bir daha asla senin hakimiyetinden şüphe etmeyeceğim. Ve ben unuttum. Ve bugünden sonra bana Lucas yok edici Deacons diyeceksin, tamam mı? Peki, lütfen çıkar beni buradan. Yeterince adil. Hadi, buradan çıkmalıyız. Fitili kim ateşleyecek? Git, kurtar kendini. Kalanlarımızı ben kurtarırım. Git, çık buradan. Artık hiçbir şey yok. Bu senin için Bray. Ateşi izle. Çocuklar, büyük popolu karınca adamı gördünüz mü? Lucas nerede, gördün mü? Bekle, içeride olduğunu sanıyordum. Sanırım bir şey duydum. Lucas nerede? Beni kurtardı. Yumurtaları öldürmek için içeride kaldı. Hayır. İçerisi yanıcı sıvıyla dolu. Oraya gidersen onunla birlikte ölürsün. Duydun mu? Bunu istemezdi. Lucas! Lucas! Tim! Sen yaşıyorsun, Tanrı'ya şükür. Lucas onu kurtardığı için hayatta. Yumurtaları öldürmek için içeride kaldı. Bu doğru mu? Doğru olmamasını isterdim ama hepimizi o kurtardı. Önümden çekil. Bekle, ne yapıyorsun? Ben ne yaptığımı biliyorum.
Çok cesursun sen. Gel, İnanamıyorum bu yaptığına seni. İnanamıyorum. Başardım. Çok iyi. Başardık. Sen gördüğüm en cesur adam. Evet. Oh. Deja vu. Aa dostum, alabilir miyim? Aa tabii. Sağ ol dostum. Aa, teşekkürler. Hadi ama. Hayatımı kurtardığın için sağ ol, bunu unutmayacağım. Ben de abimi ve bizleri kurtardığını unutmayacağım. Sen gerçek bir şampiyonsun Deacons. Ve bölgedeki en iyi yarışçı sensin. Hakimiyetini sorgulamayacağım. Çünkü ben kimim Tim? Çünkü sen Lucas yok edici Deacons. Evet öyleyim. Ama ne var biliyor musun? Bundan sonra bana Lucas de. Tamam. Bu biraz tuhaftı ama tüm gün zaten tuhaftı. O yüzden her neyse. Gösterdiğin büyük bir cesaretti Craig. Evet. Sanırım öyleydi. Çok büyük bir yüreğin olmalı. Sanırım bunu hak ettin. Teşekkür ederim. Siz de duyuyor musunuz? Gölgelerin gücü adına. Bu da ne böyle? Her zamanki gibi. Polisler sonunda geç de olsa geldi. Onlar polis değil, Brian. O zaman kim? Yok edici. İnanamıyorum. Nasılsınız çocuklar? Harika. Çölde büyük bir olay olduğunu duydum. Durup bir bakayım dedim. Umarım iyi bir şeydir. Evet, bunu bu çok musun? İyi. Çok havalı. İnanamıyorum. Çok havalı. Evet, çok pekala. Çok iyi. Sanırım bu çok iyiymiş. Nasıl çılgın parti verilir iyi biliyor gibi görünüyorsunuz çocuklar. Pekala. İçkisi olan var mı? İşte efendim. Benimkini alabilirsiniz. Bu kesinlikle büyük cömertlik. Şerefe beyler. Hazırız. Hazırız. Tutuşmasını izleyin.
çöl milyonlarca yıldır hiç değişmedi. Yine de İncil'de yazıldığı gibi bir gün uyuşukluk dünyaya miras olarak kalacaktı.